Değerli İstanbullular, bu kadim kentimizin göz bebeği gördüğümüz iki alanı ile ilgili devlet Demiryolları'nın açtığı kiralama ihalesine biz de belediyemiz olarak katılmıştık. Hatırlarsanız devlet Demiryolları 4 Ekim günü kültür ve sanat etkinliklerinde kullanılmak üzere Haydarpaşa ve Sirkeci garlarında yaklaşık 29 bin metrekarelik depo alanlarını kiralama amaçlı ihale açmıştı. Belediyemiz olarak biz de Kültür Anonim Şirketi adına iştirakimiz ve Medya Anonim Şirketi adına yine iştirakimiz ve Metro İstanbul ve İspak'tan oluşan ortak girişim grubu olarak sizler adına ihaleye katıldık. Bu dört firmamız, iştirakimiz çok güçlü dört iştirak. Çünkü hepinizin, hepimizin anıları olan bu tarihi mekanların İstanbullular tarafından yönetilmesinin şart olduğuna inandık. Bu iki tarihi alanı işletme hakkının öncelikle de İstanbul halk adına belediyemizde olması gerektiğini mevzuatın ihale açılmadan da iki kamu kurumu arasında belediyemize böyle bir devir işlemini olanak verdiğini söylemiştim. Ancak Devlet Demiryolları bütün bu söz ve taleplerimize rağmen ihaleye gitti. Belediye iştiraki dört büyük şirketimizin de katıldığı ihalede Zarflar açıldı, teklifler değerlendirildi ve ihale ortak girişim grubumuz ile bir firma pazarlık aşaması olan ikinci aşamaya çağrılmak üzere 15 gün sonra ertelendi. Ama ne ilginçtir ki saçma diyeceğimiz ve gerçekten geçersiz gerekçelerle pazarlık aşamasına ortak girişim grubumuz çağrılmadı. Bu tarihi alanların kullanımı 10 bin lira sermayeli, sadece 10 bin lira sermayeli. 3 yıllık bir şirkete verildi. Kim olduğu belli değil. Biz mücadelemizi sürdürdük. İstanbul halkı adına konuyu yargıya taşıdık. İstanbul 11. İdare Mahkemesi dün bu konudaki kararını verdi ve açıkladı. Bizim itirazımızı ikiye karşı bir oyla reddetti. Çok üzgünüz. Hukuk adına çok üzgünüz. Bu karar için gerçekten Türkiye'deki kamu hukuku adına çok üzgünüz. Çünkü söz konusu olan İstanbul'umuz, söz konusu olan tarihi iki mekanın sizin adınıza kullanılması yerine doğrusu söylemekten üzülüyorum ama siyasi olduğuna inandığımız, tümüyle siyasi olduğuna inandığımız niyetlerle ve buraları hakkıyla kullanmayacak birilerine teslim etmektir. Sevgili İstanbullular, bu karar içimize sinmemiştir. Ne yazık ki yargının bugün doğru bir karar vermediğine inanıyoruz. Sizler adına, sizinle birlikte her birimiz, anamız, babamız için hatıralarla dolu iki tarihi alanla ilgili mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Kararı danıştay'a taşıyarak İstanbul'un hakkını orada da arayacağız. Haklı gerekçelerimiz var. Çünkü bakın karara itiraz eden, muhalefet şerhi koyan hakim Adnan Koray Demirci o şehrinde ne diyor? Diyor ki ihale alanı ile ihale şartnamesi arasında konsorsiyum oluşturan şirketlerin yeterlilik belgesi konusunda çelişki var. Biz de bunu söylemiştik. İhale ilanında şirketlerin ayrı ayrı yeterlilik belgesi sunmasına gerek olduğuna dair ibare yoktu çünkü. Devam ediyor Sayın Hakim. Bu çelişkili kurallar rekabeti, eşit muameleyi, güvenilirliği engeller ve buna kanıt olarak da Danıştay'ın 2009, 2013, 2017 ve daha yeni geçen yıl verdiği 4 ayrı karara atıfta yapıyor. Şerhe Danıştay'ın ihalede saydamlığın ve rekabetin engellenmesini ihalenin iptal sebebi saydığını yazıyor. Bakın, özetle okuyayım ne diyor sayın hakim. İlan ile şartname arasında çelişki nedeniyle şartnamede meydana gelen muğlaklığın saydamlık, rekabet, eşitlik, piyasa şartlarını dikkate alma ve güvenilirlik ilkeleri kapsamında değerlendirilmesi gerektiği açıktır. İhale ilanı ile şartnamenin hükümleri birbirleriyle tutarlı olmadığından, ihale dökümanında muğlaklık bulunmakta bu saydamlık ve rekabet ilkesinin ihlal edilmesi nedenidir. O nedenle dava konusu işlemlerin tesis edilmesinde hukuka uyarlık bulunmadığından iptal yönünde karar verilmesi gerekirdi. Bu nedenle İptal karara katılmam mümkün olmamıştır. Hakim Bey'in söyledikleri bunlar. Değerli İstanbullular. İhale komisyonu ortak girişim grubumuzu ihalenin sonuç aşamasına çağırmayarak ihale dışı bırakmada bir gerekçesi daha vardı. Tam anlamıyla komiklikti. Trajikomik bir durumdu. Neydi hanım satayım? Efendim, sözleşmeye müteselsilen ve müte müştereken kelimeleri yerine ortaklaşa ve birlikte yazılmış. Bunu ihaleden men gerekçesi yaptılar. O gün söyledim böyle gerekçe olamaz. Bu saçma sapan bir şey. Bunun akılla izah edilir bir yanı yoktur. Bakın ihale komisyonunun bu gerekçesine itirazımı reddeden, itirazımızı reddeden iki hakim de karara itiraz eden hakim de hak vermedi. Ama ne yazık ki sonuçta yani üç hakimin de karara itiraz ettiği noktada sonuçta mahkemenin kararı ile eski bir İBB halkla İlişkiler müdürlüğü çalışanı çalışanı tarafından 3 yıl önce 10 bin lira sermaye ile 10 bin lira kim olduğu belli olmayan bir şirketin tarihi garları işletmesinin yolu açılıyor. Sonuna kadar mücadele edeceğiz. Nasıl bir şirket derseniz. İhaleyi almadan birkaç gün önce, bir birkaç gün 1 milyon liralık sermaye artışı yapan. O günlerde internet sitesi dahi olmayan bir şirket ve yine o günlerde yöneticilerinin ihaleyi yapan Devlet Demiryolları'nın bağlı olduğu bakanla görüştüğü bir şirket. Sevgili İstanbullular, tekrar söylüyorum. Bu haklı konudaki mücadelemizi sürdüreceğiz. Hukuk yolunu kullanmaya devam edeceğiz. Kamu adına utanç duyuyorum. Bu İstanbul için hiç de hayırlı olmayan kararın danıştaydan döneceğine inanıyorum. İstanbul için birlikte mücadele etmeye, onu daha güzelleştirmeye hep birlikte devam edeceğimizden şüpheniz olmasın. Bu günlerde, bu sıkıntılı günlerde bunu öncü konu yapıp, bu sürece açıklamalarını da yine kamu adına utanç duyulan, hicap ettiğim bir durum olduğunu altını çiziyorum. Bu süreci elbette hukuki sürece dayalı olarak takibimizi sonuna kadar yapacağız. Asla vazgeçmeyeceğiz. Sürece dair takipçi olacağız. Ama aynı zamanda siz değerli İstanbulluların da vicdanına bu süreci havale ediyorum. Bu tarz davranışların kamuyu çürüttüğünün de altını çizmek istiyorum. Hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum.